Faizlerin yükselmesiyle birlikte bankaların kredi kartlarına uyguladığı komisyon oranları da arttı. Bu da en çok esnafı zor durumda bıraktı. Türkiye'de yaklaşık 114 milyon kredi kartı bulunduğunu kaydeden TESK Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazlarındaki komisyon oranlarına standart getirilmesini istedi. POS cihazlarından çekilen kredi kartlarının faizi esnafın kazancından daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla halk da mağdur, esnaf da mağdur. Mutlu olan kesim kalmadı. Artan faizler kredi kartlarına da yansıdı. Bankalar POS kullanım komisyonlarıyla faizleri yükseltti. Bu durum hem tüketicileri hem de esnafı olumsuz etkiledi. Yapılması gereken şey bunlara bir tavan sınırı getirilmesi gerekli. Yoksa insanlar mağduriyeti gün geçtikçe daha da artacak. Faiz oranının bu tür yükselmesinin bedeli bu sefer emtialara yansıyacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazlarındaki faiz oranlarının düşürülmesini istedi. Alışveriş yapmanın zorlaştığını savunan Palandöken, uygulanan faiz oranları ve taksit sınırlamaları nedeniyle piyasada sıkışıklık yaşandığını belirtti. Bankalar artık biraz da böyle elini taşın altına koysunlar. Kamu bankaları, özel bankalar netice itibariyle artık bu kredi kartından vatandaşın vazgeçemeyeceğine göre bu paraların da tekrar bankaya döneceğini varsaymak için önemli bir güvence. Palandöken, Türkiye'de 114 milyonun üzerinde kredi kartı ve 186 milyonun üzerinde banka kartı kullanıldığını söyledi. Vatandaşlara neredeyse kişi başı 3 adet kart düştüğünü belirtti. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısınınsa her geçen gün arttığının altını çizdi. 600 bin, 700 bini kredi kartlarını artık ödeyemez hale geldi. Tabii bu kredi kartındaki faiz oranında %4'leri aşınca vatandaş artık sıkıntıya girdi. TESK Başkanı Palandöken, komisyon oranlarına yeni bir standart getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun bir an evvel düzeltilmesi veya belirli oranın üstüne çıkmama talimatlarının verilme zamanı geldi.